Ben salt hukuk açısından tabii değerlendirme yapacağım. Buyurun. Özellikle bu konuda çok duyarlı olduğunuzu da biliyorum. Haklı olarak duyarlısınız. Herkesin de duyarlı olması gerekir. Tabii yönetenlerin daha çok dikkatli duyarlı olması gerekir. Ben sürekli olarak bir konuyu vurgulamışımdır. O da şudur. Yargının önüne yargı el attığı andan itibaren hiç kimse artık konuşmamalı, yorum yapmamalı. Çünkü bu konu son derece duyarlıdır. İleride yargıçların önüne gelecektir. Yargıçlar bunu değerlendirecektir. Nihayet yargıç da bir insandır, değil mi? O Tabii ki. zaman herkes sağlıklı bir karar verilmesi için kendine düşen ödevi yerine getirmesi gerekir. Tabii devlet katında yer alanların bu konuda daha duyarlı olması gerekir. Ben bunu sürekli tekrarlamışımdır. Bütün yargılamalar için bu zaten geçerli bir durumdur. Özellikle kıta Avrupa'sında değil, yani bütün dünyada gelişmiş demokratik ülkelerde buna toplumdaki insanlar da dahil olmak üzere bütün yöneticiler son derece riayet ederler. Bunun pek çok örnekleri vardır. Bakın ben size bir örnek vereyim. 1966 yılında Paris'te Faslı bir mücahit öldürüldü. Faslı mücahidin tabii öldürülür öldürmez olaya yargı el koydu. Savcılık davasını açtı. Sorgu yargıçlığı döneminde aşamasına geldiği zaman, bu evreye geldiği zaman Adalet Bakanı dönemin sorgu yargıcına telefon etti. Masum bir istekte bulundu. Dedi ki bunu bir an önce bitirin, hızlandırın. Yani bu gündemden de kalkmasını istediği için bunu söyledi. Sorgu yargıcı yemedi, içmedi. 2-3 gün sonra yazdığı bir makaleyle bunu kamuoyuna duyurdu ve kıyamet koptu. Kıyamet koptu. Bildiğim kadarıyla da Adalet Bakanı yerinden oldu. Bu başka ülkelerde de yaşanmıştır. Söz gelimi İtalya'da bir olay vardı. Son derece önemli bir olay vardı. 1950'lerin ünlü bir başbakanı ki Avrupa topluluğunu kuran, daha sonra bildiğiniz gibi bugünkü duruma geldi, kuranlardan birisidir. Toplum tarafından çok sayılan ve sevilen bir başbakandır. Demokratik döneme geçildiği zaman Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Mussolini döneminde, faşist dönemde bir yasa çekmişti. Bu yasaya göre güneyden, fakir bölgeden kuzeye çok göç oluyor. Suç patlaması yaşanıyordu. Bunu önlemek için dediler ki valilere yetki verelim, gelenleri sınır dışı etsin. Demokratik dönemde Anayasa Mahkemesi bunu iptal edince bu defa başbakan çıktı. Dedi ki bu yasa iptal edildi ama biz aynı yasayı tekrar çıkartmak zorundayız dedi. Der demez geçici olarak 3 ayda bir cumhurbaşkanlığı yapan Anayasa Mahkemesi'nin başkanı Profesör Delikola dedi ki ben demek ki gereksiz bir mahkemenin başkanıymışım. Mahkemeyi kapatıyorum dedi ve çekti memleketine gitti. Düşünebiliyor musunuz? Arkasından diğer üyeler de gidince kıyamet koptu. Yürüyüşler başladı vesaire derken baktı ki bu yürüyüşler devam edecek ve ekonomik durumda sarsılmaya başlayınca başbakan dedi ki bu yasayı düzenlemekten vazgeçtim dedi. Profesör Delikola'nın ayağına kadar da giderek özür diledi ve sorun kapandı. Bakın bu konuda sen son derece duyarlı. Türkiye'de anayasa yeni Türk Ceza Yasası'nın 277. ve 288. maddelerini herkesin okumasını tavsiye ederim. Orada yargının bağımsız olması, yargının etkilenmemesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır ve cezalar da öngörülmüştür. Ama Türkiye'de kamuoyu ve bu kamuoyunu oluşturan insanlar, siyasetçiler de dahil olmak üzere bu konuda çok duyarlı olduklarını ben görmüyorum. Sürekli olarak da bütün konuşmalarında bunları tekrarlıyorum. Yargı el koyduğu anda
Herkes susmakla yükümlüdür. Eğer burası hukukun üstünlüğüne dayanan bir rejime sahipse herkes bu yükümlülüğünü yerine getirmelidir diyor. Şimdi bu olayda dikkat ederseniz bir suç işlendiği ileri sürülmektedir. Ben sadece bunu söylüyorum. Çünkü savcılıklı yapmıştır, el koymuştur. İfadesini almıştır. Bir de tutuklama kararı verilmiştir. Hemen şunu soracağınızı söylüyorum. Yani bu tutuklama gerekli miydi? Benim kanaatimde de gerekli olmayabilirdi. Olmamalıydı. Niye? Çünkü tutuklamanın alternatiflerini, seçeneklerini yeni yasa koyucu önümüze getirdi. Nedir o? Adli kontrol. Böyle bir imkan varken ilk önce yargıcın işi adli kontrolle tutuklamanın amaçları sağlanır mı sağlanmaz mı sorusunu soracak. Eğer sağlanmıyorsa o takdirde tutuklayacak. Bildiğim şöyle demişler hocam kararda. Karardan okuyabilir miyim size? Efendim, anlayamadım. Kararda şöyle demişler hocam. Ben hemen ilgili bölümü okuyayım size. Kabaş'ın avukatlarının da beyanlarının alınması ardından hakimlik şunu söylüyor. Diyor ki şüpheli Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım şeklinde savunmada bulunmuşsa da dosyadaki video kaydına göre hakimlikçe aksi yönde karar oluştuğunu, eylemin televizyon programında gerçekleşmiş olması nedeniyle suçun nitelikli hali kapsamına girdiği anlaşılmıştır. Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, öngörülen cezanın alt ve üst sınırı 1 yılla 4 yıl arasında hapis istemiyle yargılanıyor, suçlanıyor. Üst sınırı dikkate alındığında kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı hususlarını göz önünde bulunduran hakimlik Kabaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanmasına hükmetti demiş. Evet. Buna benzer gerekçeler adeta Türkiye'de kalıplaşmıştır. Ne kadar verilere dayanıyor onu ben burada kestiremem. Tabii dosyayı incelemediğim için bilmiyorum. O konuda da bir şey söylemek mümkün değil. Ama bunlara benzer gerekçeler sık sık tekrarlanan, yinelenen gerekçelerdir. Onların üzerinde fazla durmuyorum. Ancak bir karar verilmiştir. Şu anda herkesin susması gerekir. Burada önemli nokta şudur. Türk Ceza Yasası'nın 299. maddesinde hemen söyleyeyim bakın. Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar. Burada tabii bir organ söz konusudur. Cumhurbaşkanlığı organı. Cumhurbaşkanlığı temsil eden kişinin kişiye yönelik bir hakaret suçu iddia ediliyor. Şimdi burada korunan iki değer vardır. Dikkat edin. Böyle kendinizden yani yasaları yorumlayarak bazı sonuçlar çıkartmaya kalkışmasın kimse. Çünkü hukuk kavramlar ve ilkeler manzumesinde oluşmuştur. Kavramları bilmezseniz ve bu kavramların dayanaklarını bilmezseniz bu konuda konuşmanız hem doğru olmaz, çoğu zaman da yanlış olur, hem de birçok yorumlara yol açar. Şimdi Cumhurbaşkanı'na söylediğiniz zaman iki değeri işaret edersiniz. Bunlardan birisi kişisel değerdir. Cumhurbaşkanı olarak o kişinin şerefini işaret edersiniz bir. İki, temsil ettiği makamla ilgisi yok bunun. İşte makam şöyledir. Hayır. Temsil ettiği halkla ilişkisi vardır. Yani temsil ettiği halkın şerefini de ne yapmış olursunuz? İhlal etmiş olursunuz. Milletin şerefini ihlal etmiş olursunuz. Nitekim dikkat ederseniz bu millete kişilere karşı suçlar arasında düzenlenmiyor. Millete karşı suçlar arasında düzenlenen bir hükümdür. Buna dikkatinizi çekmek isterim. Peki. Burada o nedenle
iki değerin ihlali söz konusudur. Bununla birlikte yasa koyucu bunun siyasal nitelikte bir suç olduğunu göz önünde tutmak suretiyle ve millete karşı yönelik bir suç olduğunu tutmak suretiyle diyor ki bu suçtan dolayı kovuşturma Cumhuriyet Savcısı el koyacak, araştırmasını yapacak, dava açma noktasına gelirse bazen açmayabilir, der ki bu konuda kanıt yok diyebilir. Dava açma noktasına geldiği zaman dosyayı Adalet Bakanlığı'na gönderir. Ve Adalet Bakanı'nın diyor kovuşturma yapılması Adalet Bakanı'nın iznine bağlıdır. İznine bağlıdır demiş. Şimdi, bir suçtan dolayı kovuşturma yapılması. Bakın bu izin de son derece çoğu zaman yanlış uygulanıyor. Şimdiki uygulama daha doğru diye duyuyorum. Olay şudur. Bu izin yetkisi Adalet Bakanı'na yani bir siyasetçiye veriliyor. Çünkü konu siyasal niteliktedir. Biraz önce söylediğim gibi Adalet Bakanı siyasi bir organ olarak böyle bir davanın açılması Türkiye'nin yararına mıdır? Yararına mıdır? Bunu ne yapacaktır? Değerlendirecektir. Ve bu yetki ona verilmiş tam değerlendirme yetkisidir. Yani laikseldir. Bu konuda Adalet Bakanı gerekçe gösteremez. Yani sadece der ki dava açılmalıdır veya açılmamalıdır de. Şu sebepten dolayı açılmalıdır. İşte fail çok ağır bir suç işlemiştir diyemez vesaire. Geçmişte bir Adalet Bakanı'nı ben biliyorum. Birisi bir suç işlemişti. Kamuoyuna yansıyınca Adalet Bakanlığı'na da göndermişlerdi. Adalet Bakanlığı'na sordular. Bir hukukçu Adalet Bakanı'ydı o da. Dediler ki o kişi hakkında benim dava açmayı ya da izni verecek misiniz dediler. Cevap verdi. Ben devletime söldürmem dedi. Şimdi bakın bunu diyemezsiniz. Diyor ki sen sadece izin verirsin. Çünkü şu sebeple cezalandırılması gerekiyor diye düşündüğünüzü izin verdiğiniz belgede belirtirseniz ilk mahkemeyi etkilemiş olursunuz. Adalet Bakanı'nın tek yapacağı şey izin verdin veya vermedin. Kimse onu verdiği için veya vermediği için sorguya çekemez. Mutlak takdir yetkisi vardır. Peki hocam. Bu yetki de Türkiye'de ne derece doğru kullanılıyor ben bilmiyorum. Şu anda bilmiyorum. Eskiden yanlış kullanılıyordu onu biliyorum. Şimdi belki doğru kullanılıyor onu da bilmiyorum. Demek istediğim şu. Bakın bu konuda yargı ve hukuk son derece hassas. Diyor ki gerekçe söyleme. Kimseyi etkileme. Bu mesajı veriyor. Adalet Bakanı'na diyor ki sen laikselsin ama gerekçeni açıklayamazsın diyor. Bunlar son derece önemli örneklerdir. Şimdi burada bu millete karşı bir suç olarak düşünülüyor bak. Ve ayrıca kişiye karşı bir suç olarak düşünülüyor. Çok konulu, çok hukuki konulu bir suçtur. Çok değerler koruluyor. Mesela yağma suçunda, gasp suçunda da aynı şey yaşanır. Bir insanı tehdit edersiniz, parasını alırsınız. Aldığınız zaman hem o insanın iç özgürlüğünü tehditle ihlal etmiş oluyorsunuz, hem de mal varlığını ihlal edersiniz. İki değer korunur. Bu da aynen ona benzer. Demek istediğim şu, şu andan itibaren artık bu konuda yargıyı etkileyecek herhangi bir demeçte bulunması son derece yanlıştır. Dava açılmalıdır, ceza verilmelidir. Ceza zaten verilecektir. İşte çünkü suç oluşmuştur. Hak ettiği cezayı çekecektir, suç işledi dedi Sayın Erdoğan. Efendim? Hak ettiği cezayı çekecek çünkü suç işledi dedi. İşlediği suçun cezasını çekecek dedi. Hak ettiği cezayı i̇şte çekecek bunlar, dedi. Bunlar konusunda herkesin çok duyarlı olması gerekir. Bu türlü demeçler uygar bir toplumda, bir hukukun üstünlüğüne dayanan bir toplumda, bir devlette söz konusu olamaz.
Haklısınız. Herkes sabırla sonucu bekleyecektir. Yargın önünde gelmiştir, araştırmalar yapılacaktır. Bu araştırmayı yapan Cumhuriyet Savcısı eğer dava açma noktasına gelir ise, bakın o noktaya henüz geldiğini söyleyemiyoruz. Gelirse diyecektir ki ben Adalet Bakanlığı'na size gönderiyorum, bu konuda izin istiyorum diyecektir. Adalet Bakanlığı verir veya vermez. Bu, dikkat ederseniz, son derece dikkatli bir şekilde düzenlenmiş bir sistemin, hukuk bunları çok duyarlı bir biçimde düzenlendiğinizde sanıyorum anlatmaya çalıştım, becerdiğimi de sanıyorum diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.